Tarih gösteriyor ki bize Araplarla Türklerin bir olup da kaybettiği hiçbir savaş yoktur. Alem İslam tam intibaha gelecek. Dostunu, düşmanını bilecek. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha beter Avrupa'da bir de canan Vahşet'te olacak. Bu olay Alem İslam'ın tam intibahını başlayacak. Sonra ne olacak? O yeni dünya yani Amerika'nın müsbeti alem İslam'la ittifak etmesi. Buna ihtiyaç olacak, mecbur olacak. Bu alışmadığımız bir tabir. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz, gündüzümüz mübarek eylesin. Cenab-ı Hak ikinci anda aziz eylesin. Evlatlarımızdan, bizi imtihan etmesin edecekse ki edecek suhulet de geçirsin evlatlarımızdan İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştirsin inşallah Emirdağ 1, 58'den bir parça buradan okuyayım nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakaten unutturduğu cihetle menüs ve kısa bir zevk verir sarhoşluk niye yapılıyor yanında meze yendiği altı yani içki o kadar zarar ki zararı aşağıya düşürmek için yanında meze iniliyor. Sarhoşluk niye peki tercih ediliyor? Hakiki vazifelerden gelen elemler var. Yapmamaktan, hakiki vazifesini yapmamaktan gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menus ve yani men edilmiş kısa bir zevk verir. Şimdi bunu örnek vereceğim bir yere. Yani böyle bir şey olduğu halde niye içki içiyor adam? Bunu anlamak lazım ki bu misali. Bir şey anlatacak. İçki içiliyor. Çünkü zararlıdır. Biyolojik olarak zararlı, bedensel zararlıdır. Onu zararını asgariye düşürmek için yanında meze yeniliyor. Yani güçlendirici şeyler yeniliyor. Zarar bu kadar var. Başka zarar bu bedensel. Aklını gideriyor. Akıl dışı oluyor. Düşünen bir hayvandır Avrupa filozofları dedi. Devre dışı oluyor. Yani aklı iptal ediyor. Şuuru iptal ediyor. Muhakkaten İnsan insanlıktan ediyor. Böyle olduğu halde niye iç, içiyor? Çünkü hakiki vazifelerini yapmamaktan elem var. Başka? Allah ve ahiret ihtiyaçtır. Onunla doldurmasan içini ciddi bir vahşet olur. Vahşet. Vahşet kimsesizlik. Çöldeki safariye atılır ya bir insan öyle bir tarafa koşarsın timsahlar var. Bir tarafa koşarsın sırtlanlar var. Bir tarafa koşarsın kobra ilanları var. Yani bir tanesiyle yenileceksin. Hangisini tercih edersin? Yani o andaki alet Enes. Yani atıldığın anda bir tanesi seni yiyecek. Ya yutacak ya boğacak yani. İşte vahşet bu. Dehşetli bir vahşet. İşte Allah ve ahiret ihtiyaçtır. Bunu ortadan kaldırıyor. Allah ve ahiret. İhtiyat. İşte bunu yapmamaktan içerideki o çöldeki yalnızlık vahşetinden. Bak Hollanda'da bu kadar insanların içinde ama yalnız herkes. Yalnızlaştırılmış bir asır. İnsanların etrafında olmasısı senin yalnızlığını gidermiyor. Güneşin olması içindeki kafanı aydınlatmıyor. Kafa kap karanlık. Yalnızlaştırmış asır. Herkes yalnız, aman aman, bütünleyen imandır. İşte bunu ortadan kaldıran, bu deşeti veren sarhoşluktur. Buna ihtiyaç duyar. Niçin ihtiyaç duyar? Misal çok mühim olduğu için bina edecek bir hakikati. Bunu yapmayınca geçmişinden elem, geleceğinden korku duyar. İçki bunu kaldırıyor. Bir daha, geçmişindeki elemin geleceğindeki korkuyu kaldırdığı için içki içmek zorundadır Allah yoksa bir insanın aleminde. Demek ki içki geçmişin elemi geleceğin korkularını kaldırıyor. Psikolojik hastalık da budur. Geçmişin elemleri veya geleceğin korkuları korkularıyla şimdiki zamanı zehirliyor. Bundan da kurtulmanın yolu geçmişine Allah'a imanla, geleceğine ahirete imanla gidiriliyor. Yapmasa içki içmek zorundadır. Yoksa içerisinde dehşet var. Ha, i̇çki bu tarzda bu şeyi netice verdiği için, unutturduğu için menüs bir zevk veriyor. Aslında zevk yok, elemini hatırlamıyorsun. Yani varken şu anda huzurluyken lezzet alsan bir şeyle ki bu imanla mümkün. İçki öyle değil. Şu anda elem var, sıkıntı içindeyim. Bunu unutmanın hali bu menüs lezzet o demek. Yani lezzet yok aslında elemini hissetmiyorsun. Uyuşturmak gibi yani ameliyat yapacaklar. Narkoz yemek gibi ol. Aynı bunun gibi de böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek insana merak var ama bir nevi manevi sarhoşluktur ki niye böyle insan hep böyle bu işlerle meşgul oluyor. Çünkü hakiki vazifeleri var insanın. Hakiki vazifelerine gelen ihtiyacat ve yapmamaktan, bir yapması gerekenleri yapmamaktan gelen tevlumatı muvakkaten unutturduğu için. Menus bir zevk verir veya tehlikeli bir yesi atar. Yani haberler de böyle yapıyor. Yani yapması gereken vazifeleri yapmamaktan ve e eyleme dönüşecek güzel şeyleri, uygulamasını yapmasa teölümat veriyor. Bunu da haber muvakkaten unutturuyor. O kanaldan o kanala, o kanaldan o kanala insan biraz unutuyor kendisini. Öyle dalıyor. Bu nereye götürüyor? Ya yeyse atar, ümitsizliğe atar, zahire bakıp hükmeder insan. Zahirde hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Yani beraberken Koful. Yani koful insanların böyle kendilerini güçlü göstermek isterler. Aciz gösteren gururun ile farklı gösteren kibrin ile kendini insanlara rezil etti, hikaye yaptın diyor. Yani aciz insan kendisi gurur yapar, kibir yapar. Aslında gurur, kibir bir ihtiyaç. Acizliğini bastırmak için yapılmış. Büyük adam büyüklüğe ihtiyaç duymaz. Büyüktür zaten. Belediye başkanı çıkıp da simitçileri jopla kovalamaz. Onu elemanını kullanır. Şimdi insan da hakiki vazifesini yapmayınca işte bir e, yalnızlık hisseder. Yalnızlık. Bir de ümitsizliğe düşebilir. Allah muhafaza za zahire baktığı zaman insan yese düşüyor. Görünüşe bakıyor. Allah Allah. Bunlar çok güçlü. Hiç de değil. Onlar ayette de söylüyor. Bir zannedersin ama diyor iman olmadığı için onlar hepsi tek tektir. Dünya menfaati için bir araya gelmişler. Ama baktılar ki hayat tehlikeli hiçbir tanesini beraber göremezsin diyor. Hepsi darmadağındır. Aslında bölü pörçüktür. Beraber gibi gözükseler bile. Ama beraber baktığınız, bakıyorsunuz zahirde çok güçlü. Hiç de değil. Çok güçlü olsalardı bir dakika durmazlardı. Çünkü küfür onu iktiza ediyor. Bir dakika durmazdı senin Nefes almana tahammül edemezler. Değiller yani. Ama sen zahire baktığın zaman yese düşebiliyorsun. O zaman la taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidini kesince de korkunç bir tehlikeye giriyorsun mesela. Ya arkayı bilmiyorsun. Zahire de muptelasın. Zahirde evet böyle böyle mi değil midir diye bocalayıp duruyorsun. E, eserlerinde okumayınca zahire bakıyorsun. Vay ne kadar güçlü. Hiç de değil. Allah ayetinde söylüyor. Bunlar hiçbir, hiçbir şeyi ifade etmezler diyor. Çünkü iman yok. İman birlik yapar. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül de ne yapar? Yani bütün süreyi getirir. Saadet idarelerini iktiza eder. Acizliklerini ne kadar güçlü olsalar bile buna ihtiyaç duyarlar. Çünkü aciz, iman yok ki. Bir dünyalar var o da gidiyor gibi. Zahire baktığın zaman yesi atar. Zahire bakınca hiç de öyle değil. Güçleri yeteceğini bilse, bilseler bir dakika durmazlar. Bir dakika. Bölük pörçüktürler onlar yese düşersin. O zaman da la taknetu min rahmetillah Allah'tan ümidin kesilince ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder. Tokada müstahak olur. Tokatı da azap çeker. Ancak Allah'tan ümidini kafirler öyle diyor. Kafirler çeker. Yani ümit Allah'tan ümidini koparır. Veya ve terkenu ilal lezine zelemu fetemesekumunlar olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazar olur. Zalimlerin zulümlerini hasbi olarak manen iştirak eder. Bir istikat cezasını dünyada da çeker. Bu da e, zahire baktığın zaman böyle küçük küçük hesaplarıyla dünyevi veya siyasi ne bileyim cemaati vesaire bir bakıyorsun ki küfrün tarafında olmuş. Küfrün tarafında olunca la terkenu ilellezine zelemu fe temesekumun Meyletmeyin, taraftar olmayın şöyle dursun. Zerre meyletmeyin, ateş size messe dokunur, dokunur diyor. Fakat küçük küçük gördük yani bu seçimlerde ve bir bakıyorsun. Küfre taraftar oluyor adam. Bak, basit basit hesaplarla. Camileri yıkan, ortada talebelerin yanında imam şeyleri, alimleri asan, ceyrana taraftar oluyor. Oy veriyor. Vermiş yani akıl almıyor diye. Yani Konya'da asılacak 40 taneyi Ankara'ya niye getiriyorsun? Oraya getirip talebeler için asılmış. Bunları görmüş bu millet yani. E o Ceyran'ın günah yaşı yok ki, geçmişi, geleceği yok ki. Günah günahtır, ahirete gidiyor. E sen o Ceyran'a taraftar olursan geçmişine de geleceğine ortak oluyorsun. Ben görmedim diyemezsin ki. Nasıl göremezsin? Bilirsin, nasıl bilmezsin? O, o şeyleri söylüyorum. Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'deki peynirin fiyatını biliyoruz. Nasıl bilemedin? Bak peynir fiyatını bildin. Nerede oturuyorsun? Edirne'de. Kars'taki arsanın fiyatını biliyoruz. Ya yani demek ki bilir yani insan. O zaman la terkenu mu zalemu fetemessekumunlar. O zaman böyle temas eder size diyor. Temas ettiği zaman. Peki insan merak haberdir. Ne yapacağız yani? bu Nasıl ihtiyacımız giderilecek? Gözüktüğünün arkasını Nasıl olacak? Alışmadığınız bir ta şey kullanıyor şimdi noktaya nazar. Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki. Yani ilk önce bir endişe ediyor bu siyasi geniş hadiselerden. Sonra kalbime ilk önce bu fani boğuşmaları merak ile takip edilmemesi gerektiğini, zahirde olduğu gibi olmadığını, gözüktüğü gibi olmadığını, sif zahire bakıp Hükme hükmedersek yeysi atar, ümitsizliğe atar. Ümitsizliğe attı mı la taknetu şeyine mazhar olur. Sonra bir bakıyorsun başkasının telkiniyle, propagandasıyla, haber servisiyle zalime de taraftar olabiliyorsun. Ya o zaten şöyleydi diyor. O arsa satmıştı diyor. Evlerini satmıştı diyor. Onlar diyor Türkler arkadan vurmuştu diyor. Bunlar hepsi yalan. Yani masada yazılan tarih bunlar masada yazılan tarihi okursak böyledir. Ama meydanda yazılan tarih, mağlup olanların meydanda yazdığı tarihle beraber okursan hiç de böyle değil. Masada yazılan tarih bu. Şimdi bomba yağıyor, adam evini terk etmiyor. Dozerle evini yıkıyor, öyle mi? Evini terk etmiyor parayla mı terk edecek? Bomba ile terk etmeyen adam parayla terk eder mi ya? Dozer, dozerin altına kalmış. Dozerin terk etmiyor. E eletti, terk etti diyor sattı. külüme yalan. Ya yok arkadan diyor Türkleri vurdu diyor. Zaten onlar Türk kardeşim. Gazetedeki şeyler. Onlar Harzemi derler. Celaleddin Harzem Şah'ın torunlarıdır. Selahaddin Eyyubi'nin bıraktığı torunlardır onlar. Yani niye bu tarafa dokunmuyor da bu tarafa? Çünkü bunlar Harzemi Türklerdir. Harzemiler derler onlara. Yani durumlarına da bakarsan cengaverlerine böyledir. E Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Katar'da, Kuveyt'te Osmanlı torunları bırakmış. Ecdadın hücreleri onlar. O bizim evlat ya. Evlat babasını mı vurur? Arkada vurur. Libya'da zaten bizim bıraktığımız şeyler ya. Nesiller. Ya. Demek ki zahire bakıp da hükmetmeyeceğiz. Böyle propagandalarına gelmeyeceğiz. Çünkü onlar Masada yazılan tarihtir, masaldır onlar. O çocuklara okunur masal diye. Ehli biliyor. Ha, şimdi peki zahirde değil de arkasında insan merakı verdi. Ne olacak peki bu hadiselerin gidişatı, görünüşü? İlk önce endişe ediyorum diyor. Ney? Sonra teselli kalbine geliyor. Bu geniş boğuşmaların neticesinde. Yani süreç bir böyle bir böyle. Bir haberlerde şunlardan bunlarda bir sürü bilgi kirliliği var. Ya bir bakıyorum, böyle düşünüyorum. Bir bakıyorum, böyle düşünüyorum. Ya kardeşim, sonucu bilmeden, sonuca odaklanmadan süreci yönetemezsin. Yani sonucu bilmeden süreci yönetemezsin. Sonuç sonuca bakıp sürece yönetirsen hangisinin ne olduğunu kimin adına çalışacağını anlarsın. Sonuçtan, sonuçtan süreci takip edeceğiz. Ailede de öyle, psikolojide de öyle, ahirette de öyle. Mesela bir tane örnek vereyim. Rahmetim diyor, gadabımı açtı diyor Cenab-ı Hak. Yani gadab bu kadar olsa rahmet sonsuz olduğu için bloke etmiş. Allah'ın muamelesi kullarına göre nasıl olacak? Öne çıkan sıfatı rahmettir, gadab değildir. O zaman nasıl söyleyeceksin? Nasıl söyleyecek? Nasıl söyleyeceğim? Rahmetine göre öleceğiz. Gadabına göre değil. Müslüman diyor bak Müslümana. Rahmetim gadabımı açtır, açtı. Sonuç nedir? Rahmet. Süreç nedir? Gadab vesaire diğer isimler. Ama sonuca göre süreci yönetirsen nasıl öleceğim? Rahmet, Allah'ın rahmetine göre. Nasıl hesap hesap vereceğim? Rahmetine göre. Nasıl dirileceğim? Rahmetine göre. sonuca göre Süreci takip edeceksin. Şimdi burada da diyor ki bu geniş boğuşmaların neticesinde sonuca parmağını koy. Koydum abi? Koydum. Şimdi süreci takip edelim. Süreç hiç buna benzemiyor. Bakacaksın. Bakayım neymiş? Geniş boğuşmaların neticesinde eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. 1900. Birincisi? Ha 14-19 muydu? 14-19. 39-44. Şimdi diyor ki bu 47'den sonra yazılmış. 1947'de birinci mirda. Diyor ki eski harbi mumiden çıkan zarardan daha büyük zarar. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir zarar. Medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Avrupa'da bir deccalane vahşet doğuracak. Allahu alem şimdi Harun kardeş bundan sonra buralarda mı olacak falan diyor. Allahu alem bu Sibrenitsa olabilir. Avrupa'nın göbeğinde eski harbi umudan çıkan ee, zarardan daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı ve menbaı olan Avrupa'da Deccalane bir vahşet doğuracak. Vahşet. Sibirinitsa buna benziyor. İnşallah o olur da ötekisi olmaz. Ama bu ikinci dünya savaşından daha beter bir o gözüküyor şu anda. Yani bu kadar... Avrupa he? olmasından dolayı değil mi? Evet Avrupa. <laughs> dünya var. değil yani. Aynen, evet Avrupa'da en büyük vahşet o oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük vahşet Sibrenica. Oralardaki, Kosova'daki katliam. İnşallah başka olmaz. Büyük bir ne diyor? Ondan çıkan, ondan daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu ustadın endişesi. Şimdi bakayım alışmadığımız bir şey söyleyecek. Bu endişeyi teselliye medar bu endişeye tesellisi nedir? Alem İslam'ın tam intibahiyle. Yani öyle bir varışa çıkacak ki Alem İslam yöneticilerinden bahsetmiyor. Alem İslam liderlerinden bahsetmiyor. Halk. Halk da ciddi bir Alem İslam tam intibaha gelecek. Dostunu, düşmanını bilecek ama öyle duruyor. Alem İslam'ın tam intibahiyle Alem İslam'ın yöneticilerine takılmayın. Bunu bir saat on dakikalık pat diye atıp yok eder halk hareketi. Halk hareketi karşısında bu selin karşısında hiç kimse duramaz. Ha bu söylenen söz alem İslam milletini Müslümanları düşün. Şimdiki Müslüman eski Müslüman değildir. O 50 sene önceki 40 50 sene önceki sindirilmiş, korkutulmuş köye bir jandarma geldiği zaman herkes daha ahile kaçtığı gibi dönemde değiliz. Eski Avrupa, eski Avrupa değil, eski Amerika, eski Amerika değil, eski İsrail. Eski İsrail değil, eski Filistin, eski Filistin değil, eski Türkiye, eski Türkiye değil. Her şey değişmiş. Tamam, değişiyor da. Demek ki alem İslam eski alem İslam değil. Teknolojisiyle, düşüncesiyle, intibahiyle ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Zahir vitrini ka sileceksin kafanda. Mesela bunu şey yapmadan Amerika'nın mağlup ettiği 2. Dünya Savaşı'nda mağlup ettiği her devlet şu anda Amerika'nın mandası sömürgesi. Japonya, Almanya, İtalya, İspanya, Güney Kore atılma kaldığı kadar bunlar sömürge gibidir. Almanya ile Amerika arasında bir barış anlaşması yoktur. Yani iki devlet arasında anlaşma olur. Devlettir, ben de devletim ama bir anlaşma hiç duydunuz mu? Almanya işgal etti, sonra ne barış anlaşması yaptı? Anlaşma yok. Çünkü ona bağlım. Dolayısıyla niye bunu söylüyorum? Amerika beraber gibi gözüktüklerine aldanmayın. Çünkü kincidir ve hafızası Türkler gibi değildir. Güçlüdür, bekler o. Buna bir tane misal vereyim. Bunlar kuruit dediği gösteriyor. Japonya'da Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasının olduğu yere e, gökdelen yapıldı mı? Japonlar yaptı mı abiler? Yapmadı. Çanakkale savaşımızın olduğu yerde biz Orada villalar yapıldı mı? Hayır. Çanakkale şehitliğinde villa mı yapıldı? Yapılmadı. Nagasaki'ye Japonlar o kadar küçük Tokyo'da bir yerler sıkıntı çıktı halde niye villalar yapmıyor? Niye orayı çevirmişler? Gidenler biliyor. Ve ilkokul çocuklarını ayda bir götürüyorlar. Gezdiriyorlar. Sebebi milliyetçiliği aşılıyorlar. O daha önce, bir sene önce mi? O kadar da olmadı. Az Japonya bomba bombayla öldürdüler ya. Onun Taybe söylediği şeyi var. Siz diyor daha önce söyledi. Ya diyor çocuklarınıza milliyetçilik aşılamak için tarih memleketin her taraf buram buram tarih kokuyor. Çanakkale o zaman o kadar iyi bakılmamıştı. O kadar bakımsızdı öyle çiğnelmişti. Sen onları niye diyor gelecek nesline aktarım milliyetçilik aktarmıyorsun onunla diye. Sonra o Çanakkale şehitliği yapıldı. Beni hatırlıyor. Onu tutsana diyor insanlar gitsin kendi gel geçmişine geleneğine bağlı olsun. Ben bir şey çiziyorum biliyor musunuz? Siyaset şey değil böyle. Geniş düşünmenizi istiyorum. Ha, demek ki bununla Japonya orada gökdelen yapmadı. Niye tutuyor? Unutmayın diyor nestine. Öyle mi abiler? Unutmayın. Çocukları oraya götürerek geçmişiyle bağlıyor o olay. Nagasaki ve Yoshima'ya atılan atom bombasıyla çocukları gizdirerek orayı ortadan kalmıyor, kaldırmıyor, silmiyor. Geçmişine bağlıyor o vesileyle. E kim attığını bilmiyor mu çocuk? O şekilde büyüyen çocuk Amerika'ya dost olur mu? Ama dost gözüküyor. Almanya usta devleti demiyor. Almanya bahtiyar milleti diyor. Yani bu atılanlar, bu yok olan unuttu mu? Biz biliyoruz Türküz. Onlar da biliyor. Buralara atılanlar, bunlar da biliyor. Ama onunla beraber, onunla beraber çünkü onların tepesinde yöneticiler onlar. Ama halk hareketi ha Alem İslam da böyle. Es Saddam'dır, Libya'dır, işte Suudi Arabistan'dır, şudur budur. Kardeşim o yöneticiye bakmayın. Alem İslam'ın tam intibana vesile olacak. Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'ndan daha beter Avrupa'da bir de canan vahşet doğuracak. Bu olay... Alem İslam'ın tam intibahını başla, başlayacak. Yani A. Ali İzzet Begoviç demişti. Ya biz dedi onlarla içki içerdik. Milleti tanımlıyor. Onlarla içki içerdik, zine yapardık. Eğlenirdik falan. E diyor bir gecede biz ne yaptık onlara ki Sırplar bizi kesti. Sonra bu millet şöyle dedi. Ya bize bir niye saldırdı diyor Seyit. Müslüman imişik. Ha Müslümanmışık ya. Anladılar. Evet 250 bin insan verdik ama diyor. Onların söylediğini söylüyor. Millet olarak dirildik. Millet olduğumuzu anladık. Ha bize niye hücum edilmiş. Ha Müslümanmışız ya. Biz unutmuştuk Müslümanlığımızı. İşte biz 8,5 milyar dünyada insan içerisinde Müslümanlar çıkartılmış ümmetiz. Bazıları der ki alem İslam coğrafyasında göz ve kan yaşı var. Tabii ki öyle olacak. Alemi İslam insanlık içerisine hareketlendiren zemberek gibidir. Saatin zembereği gibidir. Alem İslam insanlığı ahiret hesabını hareketlendiren vazifelidir. Türk milleti de cihat, cihadı deruhte etmiştir. Cihat da vazifelidir. İster kabul edersin ister etmesin ama... Senin Allah bu konuda ki hadise de böyledir. Alem İslam'ın tam intiba ile tam intiba bir olma bilinci ve şuuru yanacak. Ne olacak? Alem İslam bir olmak zorundayız. Diğer eserlerde tarihçi de hasreten geçiyor ki İslam Birliği olmadan önce Asya Şurası olacak diyoruz. da ve Asya Birliği olacak. Evet Alem İslam'da bir daha olmadan Türkiye Asya Şurası Asya ile Türkiye Cumhuriyetlerle şura yani ve şura beynim beynim aranızda o şura birlik oluşacak. İlk önce o ehli dünya ve ehli dalalet Araplarla meşgul olurken aman Türklerle beraber olmasın diye burayı iskaladı. Ama geçti. Türkiye Cumhuriyetler şu anda Türkiye ile beraber hareket ediyor. Ben bir örnek vereyim size. Geniş düşünün yani. Azerbaycan'da Ermenistan'la savaş olmuş. O iki devlet etmedi ki. Ermenistan'la Fransa vardı. Amerika teknoloji vazlığı İsrail teknolojisi. Rus da vardı. Bu tarafta Türkiye ve Azerbaycan teknolojisi. Daha önce mağlup olmuştu. Sonra 40 gün savaşlar oldu. Sonra 24 saate düştü. Yani teknoloji savaşıdır. Onu görün. Artık o tak tak taklar bitti. İşte Haşir suresinin ikinci ayetinde de öyle. Onlar diyor kalelerine güvenirler diyor. Allah bize burada diyor ceza veremez. Sonra biz kalelerini çökerteceğiz. Kalelerini çökerttikten sonra onlara diyor korku giydireceğiz korku. Bakın şu Haşrüsin ikincisi ayetinde bir mana söyleyeyim. Korku elbisesi giyerse bir insan istersen her tarafı tankların on katı demir olsun içeride korkarsın. Böyle titrersin. Korku girdi mi Psikolojik hastalık o işte. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir şey ölmüyorsun lan. Panik atak bu yani. Korku girmesi. Geleceğe karamsar. Geleceğin siyahlaşması. Ölüyorum. Ölüyorum demeyle kim öldü ki? Bak korku böyledir. Onun dünyasında şimdi Orlanda'yı versen ona. Hiçbir değeri var mı onun? O panik atağın şeyin. Korku girdi mi bitti. İstersen hangi tankta olursa olsun. Bak orada aşır, haşir süresinde suresinde ikinci ayette Onlara korku giydirilecek diyor. Korku giydirildi mi panik başlayacak. Kendi kendini yiyecek. Kendi kafasını sıkacak ki sıkmaya başlamış zaten. Ee, şimdi demek ki 2. Dünya Savaşı'ndan daha dehşetli bir vahşet de olacak. Sonra alem İslam tam intiba yani Cemair-i Mutafikay-i İslami'ye 2. Emir'de 76. sayfada söylüyor. Cemair-i Mutafikay-i olacak arkadaşlar. Cemal-i mutefika İslami, İslami Cumhuriyetler Birliği'dir. 53 devlet ufaklıklarıyla, ile 50'si hisane. Bunlar bir olmak zorunda kalacak. Ha, ondan önce, alim İslam'dan önce Asya şurası olacak. Yani Türk'ü cümletlerle baktığın zaman bak birlik var. Orada Türk beyni yöneticileriyle Azerbaycan'da 24 saatte daha önce 40 günde yapılanı bir günde yaptılar. Yani görmenizi istiyorum teknoloji savaşıdır İstersen 500 tane uçak gemisi olsun hiçbir şey de, şeyi yok. Bir korku bir de teknoloji meselesidir. Onların gücü yetseydi küfrün bir saat bir dakika durmazlar. Hırtlarına nefes aldırmazlar sana. Onların petrol kuyularını Suriye'de havaya atıyorsun. 40, 40 bin mi? 40 bin tane tırla getirilen silahları birkaç gecede yok aldı. E kime atıyorsun, yapıyorsun? Bu nasıl bir güçtür? Yani Türkiye, Amerikan petrol kuyularını Suriye'de sömürdüğünü havaya uçurdu, yok etti. Getirdiği tanklarla, silahlarla uçurdu. Ne bir şey demedi. Güçtür, güç artık görün memleketinizin gücünü. Gör. Ya olur mu? Ya e olur sen öyle zannet. Peki tek başına mı? Hayır. O Hiroshima ve Nagasaki atılan bombayla iki büklüm olan Japonya nasıl hürriyetini alacak? Nasıl Almanya özgürlüğünü alacak? Amerika bilmiş. Amerika'nın karşısına güçlü kim varsa onun yanında arkadan arkaya beraber olup üzerindeki yükü atmak zorundadır. Başka şansı yok. Bu böyledir psikolojisi de kendim yetmiyorsam onunla, ona kim yetiyorsa onunla beraber olur. İki tane kuvvetli kavga ederken bir çocuk hangi taraf şeyse onun tarafında geçse ona bir sopayla şey yapar döver diyor. Yani usta şöyle misal veriyor bir ormandan geçsen diyor. Sana orada aylar saldırsa kurt saldırsa aylar saldırsa sana diyor itler yardım etse der misin ki ya benim izzetimi düşürüyorsun ya köpek ben, ben köpeği yardımcı yapmam. Lan ay saldırıyor işte. Ve bunları da zaten hayvanlarla, ecdadımız simgelerle ifade etmiş. Ee, mesela Avrupa'nın Mösyö hor Horoz simgesi kullanmış. A Rusya'ya ayı kullanmış. İsrail'e tilki kullanmış. Araplara aslan simgesi kullanmış. Türklere kurt simgesi kullanmış. Alimlerin bu. Fakat aslan aynı zamanda hilafettir. Kurt hilafeti de etti. Demek ki Avrupa'da bir deccalar vahşet doğuracak. De Sonra alem İslam'ın tam intibahiyle. Sonra 3. Yeni dünyanın. Alışmadığınız bir şey bu. Yeni dünyanın Hristiyan'ın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle. Yeni dünya neresidir? E, niye demedi burada Amerika? Çünkü toplumsal bir kaygı ve nefret var. Oysa Amerika 2'dir. O yedinci da söylüyor. <laughs> öyle değil mi abiler? Öyle diyoruz Risale. Avrupa 2'dir. Herkes 2'dir. İsrail 2'dir. Bir hakiki dindarlar, bir siyonistler. Ee, hakiki dindarlar, fotelli olanlar İsrail bayrağını yakıyor. Ve bu tarafa taraftardırlar. Her tarafta yürüyüşler yapıyorlar onlar. Onlar da 2'dir. Bizde de 2'dir. İslam ve laikçiler 2'dir her şeyde. Amerika'da 2'dir. Hristiyanın hakiki dinini, dinini hareket ihtiyaz edecek. İslam'la omuz omuza verecek diyor mektubat 441'de. Burada da ne diyor biliyor musunuz bak. Yeni dünyanın e, nerede geçiyor? Yeni dünyanın kim olduğunu. O 31. Söz Miraç Risalesi'nde yeni dünyadan yani Amerika'dan birisi gelse inanırsın. Meleklerin ispatında kullanıyor. Yeni dünyanın Hristiyan'ın hakiki dinini dostur hareket ihtiyaz etmesiyle. Amerika halkı da rahatsız. Şimdi de hakiki Hristiyanlar rahatsız. Hakiki Hristiyanlar İslam'la beraber olacak çünkü yok edildi. O da yok edildi. Nasıl yok edildi? Çünkü e, İncil sonradan gelmesine rağmen Eski Ahit diye İncil'in iç içine Tevrat'ı da soktular, sokturdular. Ve tamamen insanların nazarını çürütmek için bir sürü şeyle medyada yaptılar işte biliyorsunuz papazlara yapılan. O zaman Hristiyan kisvesi altında, Hristiyan kisvesi altında Müslümanlar var. Ben ilk e, X Almanya'da şehirde papazla görüştüğüm zaman Müslüman adam ama papaz bu işi yapıyor. Belki de benden daha fazla hizmet ediyor. Taksim'de gene orada da birisiyle bir yerde görüşmüştük. Papaz ama şey ne Müslüman. Usta Mü, da diyor ki Müslüman İsevileri sevileri ünvanına layık. Demek ki birincisi Avrupa'da da çağlarını olacak inşallah oydu bir de olmaz. İkincisi bunlar alem İslam'ın tam intibana vesile olacak. Üç yeni dünyanın Amerika ikiye bölünecek. Yani nasıl anlıyorsun bundan? Yeni dünyanın virgül Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle tasaviye edecek, hakiki Hristiyanlıkla yapacak. Bu bir kere diyor yırtıldı, ee, protestanlığa geldi diyor. Bir de yırtıldı, prutluğa geldi diyor. Bir de hazırlandı diyor, yırtılacak diyor. Hatırladınız değil mi? Leman'da. Hristiyanlık yırtıldı, protestanlığa geldi. O da yırtıldı, felah bulmak için prutluğa geldi diyor. Bunlardan bir parçasını ben gördüm. İsviçre'de, Bazel'de var. Ee, kiliselerinde kadın erkek ayrı ayın yaparlar. Orada şey yok, e, İsa aleyhisselamın böyle veya Meyrem anamızın vesaire böyle şey heykelleri yok. Onlar zina yapmıyor. O dağın eteğinde gidin bazı evde görürsünüz. Zina yok, şey yok, domuz eti de yok. E, bir içki var galiba. Onlarla görüştüm. Onların çocukları çoktur çünkü zina yapmıyorlar. Süliyet yok, heykeller yok. Kadınların içine ay yaparken erkek giremez. Ben de orada e, imamlık küsvem vardı. pastör diyorlar. Ya dedim ben bir görmek istiyorum ki Türkiye anlatacağım. Hakikaten böyle mi diye. Ama oraya girerseniz diyor İyi iyi tamam dedim ki. aç papaz dedi ki tamam dedi kapıyı açın bir gösterin gitsin dedi. Yani şey yapmayın dedi. Fakat girer girmez kadar tak diye kesti ve aynı kapattılar. Keşke sonra pişman oldum. Keşke girmeseydim ama gördüm yani böyle. Bu prutluk. Bunun bir, bir tane değil. Bunlar Amerika menşeli. Anladın bak bazı elde İsviçre'de var. Ha, bu İsviçre'de. Buradan gidin bakın görün. Pazar günü ben ibret alem olsun diye Avrupa'da kalırken katılıyorum onların. Bize de bir tane Kordelalı bir yer ayırıyorlar. Bakıyorum tercümanım da var. Dinliyorum yani ne diyor? Dua ediyor. İşte bir tanesine şaka yapmıştım ne Hem de sizi güldüreyim. Ya dininizin kıymetini bilin dedim. Yani para vermek bana. Senede bir ay aç olmak oruç bana. Her gün beş defa elip kalkmak namaz bana. Haca gitmek bana. Siz haftada bir defa dua ediyorsunuz. Amen. Onu da yapmıyorsunuz dedim. Ya dininizin kıymetini biraz bilin. Böyle biraz öyle güler gibi yaptı ama canı da sıkıldı yani. Rahatsız da oldu. Yani dininizin kıymetini bilin de baksana zekat malından para vermiyorsun. Para da yani. Para ne demek? Yani can vermek kolay da para vermek çok zor. Yani o nasıl versin? Demek ki yeni dünya purutluktan ya e, yok olacak ya da gene parçalanıp hakiki tevhidi gelecek. Ama kısmen geldi bakın. Testis hakidesi yok orada o kilisede. Testis yok purutlukta. Bir şey kalmadı gibi yani. Aa, Amerika mı dedim ki sipsize mi ait? Yok dedi. Biz bir şubeyiz dedi. Ama bak, bak elde ya. Saat e, şehrinde. Yeni dünyanın, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz etmesiyle. Bakarsın orada duruyor. Ee, e, Kimi Belki de İsrail'i vurmak için duruyor. Tepesinde Amerika'nın sırtında da bir ata, bir adam koyboy binmiş. O da Yahudi. O da biliyor. O da kurtulmak istiyor. Biz ne kadar kurtulmak istiyorsak Amerika'da da ondan kurtulmak istiyor. Sonra Hristiyan hakiki dinini dostur hareket ihtiyaz etmesiyle tamam. Sonra ne olacak? O yeni dünya yani Amerika'nın müsbeti alem İslam'la ittifak etmesi. Buna ihtiyaç olacak, mecbur olacak. Bu alışmadığımız bir tabir. Alem İslam'la ittifak etmesi yani İncil Kur'an'a itti, ittihad edip tabi olması. İncil Kur'an'a tabi olacak. Mektubatta 441'de de söylüyor. Şey 57. sayfa mektubatta. eee İncil matbu yani yani tabi olan İslamiyet metbu mu? Yani tabi olunan makamında kalacak. Hatırladınız 57. sayfada orada geçiyor. Burada da zaten söylüyor. Hristiyanın hakiki dinini düsturu hareket ihtiyaz etmesiyle ne olacak? Alem İslam'la ittifak edecek. Görüyor musun? Alem İslam'la ittifak edecek. Bak şimdi ama vitrine bak böyle mi? Hiç de böyle değil. Sonra İncil Kur'an'a ittiat edip tabi olması testisi düzeltecek. Zaten İsa Aleyhisselam için söylüyor. Satımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini zikrediyor Mektubat 57'de. İsa inecek diyor. Şerimle amel edecek diyor. Şerimle yani şeriatımla amel edecek. Böyle olmasını böyle rahmet böyle bakıyorsunuz da bir okuyayım orayı. Garip garip baktığınız için ben dedim bazılar zannediyor ki ben şey yapıyorum. Ustad demiş. Demişse böyle midir? Böyledir kardeşim. Aynı bilirsin ama böyle olacak. 57 bak. Hz. İsa Aleyhisselam şahsiyeti manevisinin ibaret olan hakiki sevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet ilahinin semasından nüzul edecek. Şu anda, şu anda nedir? Halihazır hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek. Hristi, e, Hollandalılar bunu duysa bayılırlar ya. Yani Hristiyanlık tasafi edecek. Sıyrılacak, Müslümanlarla bir olacak. O eski şefketlerini de kabul edecekler yani sönüp gidiyor şimdi. Yok bir şeyler çıkarttılar çocuk moncuk şeyi. Yani söndü gitti ya. Gidiyor yani bir şey kalmadı. Yani kiliseler satılıyor. Ama ben 200 bin euro istiyorlar. Bir hemen afende acayip bir kilise satılıyor. şimdi mükemmel büyük bir yer. Ulan bizimkini dershaneye satacaktık 150 50 bin ekleyip kiliseyi alacağız ama satamadık bizimkini. Kilise yani. Yanında da öyle bir tane papazların şeyi var ki binası. Lojman yer. Yani. Ama o kadar büyük bir yer. Dediler ki abi o kadar acele etme. Aşağı de satılıyor dedi. Aşaki kilise de satılıyor. Şimdi size soruyorum. Vicdanınıza ve çoluk çocuğunuza sorun isterseniz. Ne kadar cami olmasa bile, cami cemaat olmasa, tanıdığın evladı yani cami gitmese bile. Hangimizin akrabası çocuğu cami satılsın da kilise olsun? İster mi? İstemez. Ne olursa olsun çocuğunuz. iman e, evet itikat zayıf ama imanları var. Hanginizin çocuğu haşa haşa yüz binde haşa. Tamam lan Çünkü biz gitmiyoruz cami satılsın para gelsin kiliseye dönsün. Kilise olmasını kim ister? Bunlar nasıl istiyor peki? Ya tuhaf değil mi böyle bir kendini uygula bakalım. Böyle olacak. O e, satıyor. Aa işte Ortodoks'un baş şeyi e, Yunanistan'daki dedi Yunanistan'daki Rusya'daki. Avrupa'da da bir sürü papazlar çıktı. Ayasofya'da diyor. Tanrı'nın yeni diyor. Turist çıplaklar dolaşacağına Tanrı'ya dua yapılıyor diyor. E biz de oraya duaya gittiği zaman diyor Ortodoks bizi niye dua ediyorsun diye çıkartan mı oldu diyor. Bakın bunlar videoları da var yani. Şimdi o zaman Hazreti İsa Aleyhisselam şahsiyeti manevisinin ibaret olan hakiki sevilik dini, dini zuhur edecek. Yani rahmet ilahiyen semasından nüzel edecek. İlle sebepler muhacesini düşünme. Rahmet ilahi işin sahibi hakikati Allah'tır. Mülk onundur. İslamiyeti senden benden daha fazla seviyor Allah. Din onundur. Rahmet ilahi semasında kapler onun elinde ya. Şimdi peki durumu nedir? Hal hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaf edecek. Kurafattan, tahrifattan sıyrılacak. Hakayık İslami ile birleşecek. Ya mane Hristiyanlık bir nevi İslamiyet inkılap edecektir. Nasıl olacak yani? Ve Kur'an'a iktida ederek oy sevillik, şahsi manevisi tabi İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihat neticesinde azim bir kuvvet bulacak. Kime karşı? Dinsizliğe karşı. Onlar da rahatsız dinsizliğe karşı. Hristiyanlık İslam'ı dinsizlik mi? D İslam der. Diyor zaten. Dinsizliğe karşı. Dinsizlik ceyranına karşı yani küreselciler dinsiz. Dinsizlik cenanına karşı ayrı iken mağlup olan isevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cenanına galip edip dağıtacak istidadındayken alemi semavatta cismin beşerisiyle bulunan şahsi aleyhisselam yani böyle eskisi gibi düşünmeyin çok 10 sene 50 sene yüz sene diye dünyanın ömrü yok. Allahu alem. Yani hadiseler çok çabuk oluyor. Çok çabuk. Eskide 10 senelik, 100 senelik hadise şimdi bu asırda 10 sene, 10 sene de oluyor. 10 senelikte 1 sene, 1 senelikte 1 ayda, 1 ayda, 1 hafta, 1 hafta 1 günde oluyor. 1 günlük hadise eskide şimdi 1 saatte. Ha. Uzak görmeyin. İttihat neticesinde dinsizlik ceylanına galebe edip dağıtacak istidadındayken alem-i semavatta cismin beşerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam o din-i hak ceylanının başına geçeceğini kim demiş bunu? bir muhbir-i sadık. Kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır. Madem kadir-i külli şey vaad etmiş. Her şey sahibi, her şeyin patronu Allah söylemiş. Vaad etmişse elbette yapacaktır. Buna ait üç tane örnek veriyor. Yani nasıl İsa aleyhisselam inecek ya ölmüş gitmiş. Bir tane şöyle bir misal veriyor Yaklaştırmak için üç örnek veriyor. Diyor ki: "Evet, her vakit yani bunun nümenesi var mı semadan inmesi? İnmeler olmuş mu yani? Oluyor mu?" Bir tane örnek şu: "Her vakit semavattan melekleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden mesela Hazreti Cibril'in Dihye suretine girmesi gibi." Birinci örnek bu. Semavattan melekler iniyor. Cebrail Aleyhisselam bile indi Dihye Radiyallahu Suretine girdi. Birinci örnek bu. İkinci örnek semavattan yere inmeler. Ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhaniler var. Böyle Bedir ve Uhud'da inenler gibi Kur'an'daki sari ifadelerle. Üçüncü örnek, hatta ölmüş evliyaların çoklarının, bir kısmın değil, ölmüş evliyaların çoklarının, mesela şehitler, cesedi misalileriyle, misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir husnatimesi için değil semay dünyada cesediyle bulunan. Bak cesediyle mi geleceklere soru, söylüyorum. Diyor ki ustad. Ustadı dinlersen tabi. Diyor ki değil semay dünyada daha ahirete gitmemiş. Semay dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi ki ölmemiş mefhumu muhalif ile öyle ya yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinin uzak değil belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş vaad ettiği için elbette gönderecektir. Bu sarı ifade eden gönderecektir ifadesinden göndermeyecektir anlaşılırsa yapacak hiçbir şey yok. Sen öyle inan o zaman, sende kalsın. Sari ifadeler tevil edilemez. Sari ifadeler tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz ve bizi bağlayan bir şey olmaz, ölçü şey olmaz. Böyle diyorsa bu böyledir, gönderecektir. Ustad Bediye zaman dedi de neler Allah'ın izniyle çıkmadı. <laughs> ha çıkmadı dedi. E şimdi sonucu söylüyorum sonucu. Avrupa'da Deccalane bir vahşet doğuracak. Bu alem İslam'ın tam intibana vesile olacak. Ama bir anda bir günde olmuyor demek ki o zamandan beri başlamış. Şu anda şuurlu kardeşim Müslümanlar. İki, sonra Hristiyan'ın Amerika, yeni Amerika ikiye bölünecek. Şu anda da zaten ikidir, Avrupa'da da ikidir. Düşünceler yani ile toprak ikidir, nehrin bu tarafı o tarafı değil. Sonra bu Amerika Hristiyanın hakiki dinini düstur hareket ihtiyaz edecek ve Alem İslam'la bir olacak. Alem İslam'la ittifak etmesi ve İncil Kur'an'a ittihad edip tabi olması, tabi olacak İncil Kur'an'a tabi olacak. İncil'deki mesela Papaya Jean Paul'a niye attırdılar? Başkadan mı bulamadılar ki Türkiye'den getirip de ona mermi attırdılar. Hem 80 ihtilalinde içeride olan, hapiste olan bir adamı getirip burada attırdılar. Çünkü çok iyi biliyorlar bunları küreselciler. İslam-Hristiyan birliği olacağını ve bu birlik olmasın diye aralarında ezeli bir soğukluk olsun diye İslam dünyasından birisine, Hristiyan dünyasının en büyük şahsiyetini öldürtmek istemişler ki birlik olmasın diye. O da planlıydı ya. Yani. Abi burada dikkat edilmesi gereken bir husus şu değil mi herhalde sonu sorayım da. <laughs> Çünkü bu bazen zihinleri e, bulandırıyor bu mevzu. Tasaffi edecekler yani. Bu çok önemli. Şu anki gibi, şu anki Hristiyanlara bakıp da al, yani bunlar bunlar gibi değil. Bir i̇kincisi efendim söyleselerini kabul edecekler ve şeriat-ı Muhammed ile amel edecekler. Yani ku, İncil'deki testiç kalkacak. Yani baba oğul falan. Aha bazı eldeki kilisede baba oğul yok. Zina yok. Yani baba oğul yok. Niye dedim koymadınız? Öyle değil. Zaten Sörte demiş işte Alman filozof Tanrı öldü demiş. Bu bizimkiler de bağırıyor. Kardeşim niye bağırıyorsunuz? Tanrı öldü. Adam doğru söylüyor. Ne demek yani? Kardeşim siz Tanrı diyorsunuz buna İsa Aleyhisselam. Hem ondan medet bekliyorsunuz hem de siz asıyorsunuz. Asılan Tanrı olur mu? Siz Tanrı dediniz öldü. Siz öldürdünüz diyor. Asmadınız mı diyor. Bizim adımıza ölmedi mi diyor. Siz bizim adımıza günahımızdan dolayı öldü. Yani Tanrı ölür mü ya? E, Tanrı o zaman diyor, siz öldürdünüz diyor. Öldü diyor. Yok ölmedi. Siz astınız diyor adam. <laughs> Bizimkiler, Türkiye'dekiler diyor ki, vay dinsiz. Hayır, tam tersine. Bunların münkiri, İslam'ın tevhidin taraftarı şey geçmiş. Yani İncil'deki o parmak karışmalar tasafi edecek, düzeltilecek, testis. Aa, prutluk onlardan bir tanesi. İlk önce Katolik'ti, sonra Protestan, Prutluk, şimdi hakiki tevhide gelecek ve yok olacak. Sonra bu Alem İslam'la ittifak edecek ve İncil Kurana ittihad edip tabi olması o dehşetli gelecek iki ceyrana karşı semavi bir muavetle dayanıp inşallah galip eder. İki ceyran bir e, küreselci ecdemi komitesinin şeyiyle diyor ikincisi Mason ceyrandır. Yani ikisinde galip edecek ve o iki ceyrana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galip edecek şu. İstikbal İnkılabı içerisinde en yüksek yursa da İslam'ın sadası olacaktır. Kafirler istemese de ama Müslüman istemese de demiyor. Müslüman istemek zorunda kalacak. Şu anda Alem-İslam ne kadar bir olmak istiyor? Ve İslam alemiyle Arap dünyasından önce bak Asya Şurası olmuş. Üstadımız nasıl gizlemiş oraya? İslam olacak deyince hemen... Zındıklar hemen Arapların şey ifsat ettiler. baştan adamları koydular. Şöyle böyle yaptılar. Türklerle şey yapmasın diye. Tarih tarih gösteriyor ki bize Araplarla Türklerin bir olup da kaybettiği hiçbir savaş yoktur. Şia hiçbir zaman kafirle savaşmamış, ehli sünnetle savaşmıştır. Şimdi de öyledir. Dolayısıyla Araplar ve Türk dediğimiz coğrafyadır. O herhangi bir kavmi değil o. İslam birliği onlarla bir olacak. Hatta Araplar Çine savaş yaptıkları zaman mağlup oldular. Ne zaman Türklerle bir olup e, Mecmu Dabık mıydı o e, bir savaş var. Ha Talas Savaşı'nda Araplarla Türkler bir olup onları mağlup etti. Ondan sonra İslam'a ısınmaya başladılar Türkler ve hiçbir zaman da kaybetmediler ve iki necip millettir diyor. İslam'ın İslamiyet'in bağdır diyor. Şu anda da ne kadar beraberler görüyor musunuz? halktan bahsediyor. halk evet o iki Ceylan'a yani iki Ceyran benim anladığım e, küreselcilerle masonlardır yani e, mesela Siyonistler arzı mevudu hedeflerler. bu toprak meselesi davaları ama küreselcilerin böyle ilahlık davasıdır. Niye onlara da kızıyor? Ne böyle bir mesele yapıyorsunuz? Ne arzı mevud? Dünya bizim zaten diyor. Her şey bizim diyor. Bütün şeyler bizim diye. Onlarda ilahlık davası var. Bu iki cerana karşı semavi bir muhabbette dayanıp inşallah galip edecek. Umum kardeşlerime birer birer selam. Aleyküm selam kitapta olduğu zaman selam aynı demiş gibi oluyor arkadaşlar. Umum kardeşlerim selam. Aleyküm selam ustadım. Gelen veya geçen leyli kadirlerinizi tebrik ederiz. Kadir gecesi burada da kullanması çok ilginçtir. Kadir gecesi. Kadir ismine mazar olanın her gecesi, her gündüzü Kadir gecesi olur. Çünkü kalbim ve ruhum derece hayatına çıkmıştır. Anlayan anlamıştır demek istediğimi. Kadir gecesi. <laughs> Her gece Kadir gecemiz olacak inşallah. da davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Delikanlı hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin. Kaç yaşındasın? 17 yaşında. Maşallah ya. 17 yaşında görüyor musun? Ofla. Hem de Orlanda'da. Çok da güzel Türkçe konuşuyorsun. Burada mı doğdun? Hem bu ama buradasın ve türkçene bak, hem de İstanbul türkçesi. <laughs> Vay be, alcanla. Adın ne senin? Emin. Oo. Vay be. <laughs>